Sevgili bisiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Ümit, Mirege 60-61 bisikletimizi toplamaya devam ediyoruz. Toplamaya bir türlü başlayamadık aslında. Arka lastiği patlamış. Bir arka lastiğini tamir edelim. Efendim buyurun. Disk frenli bir model. Ters çeviriyoruz bisikletimizi ve yan taraflarındaki 15 teker milinin cıvatalarını söktüğümüz zaman yerinden kolaylıkla tekerimiz çıkıyor. V frenli modellerde ise fren balatasını şu aksamlardan mutlaka boşaltmak lazım, yerinden çıkarmak lazım. Yoksa teker çıkmayacaktır. Özellikle lastiğin havası varken. Havası yokken belki patlatken şöyle sıkar çıkarırsınız ama yerine takarken mutlaka lastiği, V fren sistemini açmanız gerekir. Kaydıraç sistemini bakın. Şu vaziyette şöyle asıldığımız zaman tekerimiz kolaylıkla yerinden çıkıyor dostlar. Şimdi lastiğin havası içinde varsa lastiği mutlaka sibonu bastırarak içe doğru itin ve içinin havasını tamamen boşaltmanız gerekecektir. Yoksa lastiği jantından ayırmanız zor olacaktır arkadaşlar. Evet bakın güzelce yanaklarından ayırdım ve bir levye ile ya da bir tornavidayla ayırmamız lazım ama zorlanıyor. Sibomun tam karşısından sökmeye başlıyorum. Allah Allah. Evet torna bir de bayağı bir yerinden kayıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazı lastik modelleri maalesef sert oluyor. Dolayısıyla levi de büyük geldi. Yine tornavidayla devam edelim arkadaşlar. Yani jantının her yerini maalesef çiziyoruz. Siyah jantın sevmediğim özelliklerinden bir tanesi bu. Her attığım yerde bir çizik. Bunun için özel levyeler var. Haşat ettik diyebilirim, onu söyleyeyim. Özel plastik levyeler ya da deri koydurarak sökmeniz gerekebilir alt tarafına ya da plastik malzeme koydurarak sökmeniz gerekebilir. Evet. Şimdi sibomumuzu bir yerine iğnemizi takalım ve hava basalım. Reis bir şey verir misin aparatı? Herhalde orijinal lastiği arkadaşlar. Bayağı bir yıpranmış, deform olmuş lastik. Bir hava basalım. Havayı basarken ne çok fazla basıyoruz ne de az basıyoruz. Eğer küçük delik varsa az bastığımız zaman gözükmeyecektir. Deliğin sesini duyuyorum ama evet, şuradaymış. Evet, elinizle ilk başta bir kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İç tarafında eğer delik varsa bilin ki lastiğin iç tarafı, jantın iç tarafı lastiği kesmiş anlamına gelir. Dış tarafındaysa diken batmış, dıştan bir cisim gelmiş anlamına gelir. Dolayısıyla lastiğin şöyle içine baktığımda kolanı var mı ona bakıyorum öncelikle. Evet, kolan koymuşlar. Ama bazı yerde açılma meydana gelmiş. O açılmanın olduğu yerde muhtemelen lastiği kesmiş arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi nasıl tamir edeceğiz? Şimdi 60'lık bir zımparası zımparayla ahşap zımparası olur. Metal zımparası olur. Nerede metal zımparam? Zımparayla güzelce şöyle zımparasını yapıp yüzündeki mat kısım gidinceye kadar güzelce bir zımpara yapacağız ki düzgün bir yapışma elde edebilirim diye. Evet.
Şimdi yarık birazcık delik daha doğrusu geniş. Dolayısıyla biz birazcık kalın şey kullanacağım arkadaşlar. Kalın yama kullanacağım. Bunların büyük küçük olduğunu unutmayın. Ben bunu motosiklet için almıştım. Bakın bir şöyle, bir de şu büyüklükte var. İkisini de kullanabilirsiniz. Çok yani delik yan yanaysa ve uzunsa bundan yararlanabilirsiniz. Yama ne marka kullanıyorsun? Hangisi iyi, hangisi kötü derseniz, bu işin profesyonelleri arkadaşlar şunlar. Oto tamircileri, oto lastikçileri bu yamalardan kullanır. Bu markalardan kullanır. Ama çok profesyonel değiliz. Amatör tarzda da gene de göstereyim size. Şöyle yamaları var. Gerçekten de kaliteli, gerçekten de güzel. Değer mi? Bence değmez. Yine şu benim kullandığım amatör ürünü göstereyim. Şu marka. Ama Tayvan malı olması lazım arkadaşlar. Orijinal Tayvan malı olması lazım. Gerçi benimkinin üzerinde de Çin yazıyormuş ama bunun iyisi kötüsü var. Tayvanlı bulabilirseniz tadından yenmez. Bunu sürdük. Birazcık bekletiyoruz ki kendine gelsin. Daha onun öncesinde de hazırlık yapalım. Şunun altındaki alüminyum bandını kaldırıyoruz. Birazcık daha bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü biraz kalın tabaka sürdüm. Eğer kalın sürerseniz mutlaka birazcık daha fazla bekleyin. Deliği şöyle elinizle alttan bakın şöyle iterek tam noktasını bulabilirsiniz. Deliği karıştırıyorum ben tam denk getiremiyorum derseniz hareket az önce gösterdiğim gibi. Az daha bekleyelim. Şimdi bayağı kendine geldi. Güzelce tam deliğin ortasına şöyle yapıştırabiliriz. Bir daha kontrol ettim. Yanlış yapmayalım diye. Evet. Bakın şöyle elle bastırmamız kafi gelecektir arkadaşlar. Öyle bir yapısı var ki öyle bir kimyası var ki lastiğin yapışkanı sürüp üzerine yamayı koyduktan sonra iç lastikle birbirine kaynıyor arkadaşlar. Evet. Burası tamam. Burayı bir suyun altına tutup dışının kağıdını kaldıra bilirsiniz. Şimdi bir de şurada bir yama yapmışlar. Bu yama tutmamış doğru düzgün. Bakın şöyle kalkıp gidiyor. Kalitesiz olursa böyle olur arkadaşlar. Dolayısıyla burayı da bir aynı yöntemle tazeleyelim. Lastik tamirinin püf noktası arkadaşlar yamayı yaptıktan sonra başka delikler için tekrardan bir daha lastiği kontrol etmek. Yoksa bir delik bulursunuz, yamarsınız, takarsınız. 2-3 tane delik vardır. Sök sök tak yaparsınız, uğraşırsınız dostlar. Su dolu bir kabın içinde şu vaziyette şöyle çevire çevire. Çünkü büyük bir lastik, büyük bir kap bulamayacağımız için yavaş yavaş çevire çevire kontrol ediyoruz. Burada ne arıyoruz? Hava kabarcığı yapmaması gerekiyor. Dolayısıyla kuru yer kalmayıncaya kadar bütün lastiği
yaptığımız yama dahil kontrol ediyoruz. Evet. Başka yok. Zaten olmayacağını tahmin etmiştim. Çünkü dikenli bir yerden geçmedik. Dikenli bir yerden geçtiyseniz mutlaka büyük ihtimal daha doğrusu bu iş delik birkaç tane, hatta 3-5 tane de olabilir arkadaşlar. Evet. Lastiği takmadan önce de güzelce kurulayacağız bir bezle. Ondan sonra takacağız. Bu da önemli bir detay. Ne olur kurulamazsak jantı paslandırır. İçeride rutubet yapar. Hiç hoş olmaz. Şimdi dış lastiği sökeceğim ki tamamen janttan ayıracağım ki çünkü kolon geniş geliyor arkadaşlar. Geniş gelince lastik yanağa oturmaz. Dolayısıyla lastik yanağa oturmayınca lastik balans yapar. Artı bazı yerlerinde de kayma olmuş. Az önce gösterdiğim yer var ya, o kaymayı düzeltip geri takacağız. Kolonun çıkarması çok basit. Kolon bakın şuralara kadar gelmiş. Bunun gelmemesi lazım. Şuraya kadar. Lastiğin oturduğu yer tam da şurası. Şuralar fazla. Yani şunu çıkaralım. Yani bunu diğer tip jantlar için kullanmışlar. Sadece şu ve şu kanalın üzerinde olması lazım. Eğer o kanalın üzerinde olmazsa, lastiğin dış lastiğin oturduğu yüzeyde olursa, dediğim gibi lastik oturmayacak, problem çıkaracaktır. Biz genişliğini birazcık pasta keserek alacağız ve bakın gördünüz mü? Şuralarda bir kırışma olmuş. Kırışmadan dolayı tam deliklerin üzeri kapanmamış ve az önceki rutubet kurutma muhabbetinden de bahsettim. Kurutma yapılmadığı için ya da çok fazla yıkandığı için de paslanmalar meydana gelmiş. Evet. Birazcık keselim. İç lastikten de olur. Evet. Eski bisiklet iç lastiğinden olur bu kolan. Evet, sivop deliğine deliğimizi denk getireceğiz ve yerine kolonumuzu oturacağız arkadaşlar. Taşan yerler varsa tekrardan bir daha kesip oturtabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde olması lazım. Şimdi lastiğimizi yerine takalım. Bazı lastiklerde yön var. Bunda yön var mı bakıyorum. Lastiğin şu yanak kısmında yön işareti olur. Dolayısıyla yön işareti arıyorum. Bunda yok arkadaşlar. Yön işareti varsa ok işareti önü gösterecek şekilde lastiğimizi oturtmamız gerekir. Öncelikle jantın bakın şu kısmının bir tarafını şöyle oturtuyorum. İkisini birden şöyle değil. Şöyle oturtuyorum. Dişli yukarı gelecek şekilde olur. Disk yukarı gelecek şekilde olur. O çok önemli değil. Sadece diske fazla baskı uygulattırmayın yeter. Lastiği takarken de yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş tek tarafını oturtuyoruz. İki tarafını birden değil. Dolayısıyla mümkün mertebe leveyi kullanmıyoruz. Ve bir tarafını oturttuktan sonra lastiğimizin havasını yerine takmak için mutlaka havasını indirmemiz gerekir. Ben mislibop çıkaracağı kullanıyorum. İsterseniz de bu şekilde bastırarak çıkarabilirsiniz. Evet. Burada takmanın püf noktası şu. Sibop deliğini karşıya alıyorsunuz. Tam karşınıza. Bakın sibop deliği tam karşıda. Daha sonra şu hareketle bak ellerim şurayı kaldırıyor. Parmaklarım dış lastiği kaldırıyor. Baş parmaklarımda lastiği sibop deliğine itiyor arkadaşlar. Burada bir ince nüans daha var. Lastiği dış lastiğin içine iterken kırıştırmadan itiyoruz. Kıvrışık itmiyoruz. Kıvrışık itersek
lastikte delikler olmuş zamanla. Yani oradan özürlenir, oradan yara alır ve lastik hiçbir sebep yokken sırf hatalı takmadan dolayı lastik delinir arkadaşlar. Yine dış lastiği, ikinci jant lastiğin iki tane yanağı var. O yanağın birincisini geçirdik jantı. İkincisini geçirmek için de bakın baş parmağımla şöyle bastırıyorum ve bastırmaya, iç jantın içine bastırmaya hem sağdan hem soldan sivoba doğru ilerliyorum. Sivoba doğru ilerledim ve buraya kadar geçirdim. Şimdi az önce sökerken çok zorlanmıştık ya, kolan jantın üstüne bastığı için kabalık yapıyordu. Şimdi levyeye gerek kalmadan, evet lastikte birazcık sert ve biraz zor geçen bir lastik tip olarak ama yani bak şuralardan da bir zorladığı zaman şöyle bastırıp şöyle bastırıyoruz ve tekrardan şu vaziyette elimizle rahatlıkla içine katıyoruz az önce tornavidayla sökemediğimiz jantımızı. Lastiğe kaç hava vuruyoruz? Şimdi lastiğe hava vurmanın birkaç çeşidi var. Bu da seçenekleri de var tabi. Ben konfor istiyorum derseniz 40 vurabilirsiniz. 35-40 vurabilirsiniz. Yok ben yolda yağ gibi akayım gidiyorum derseniz 55-60'a kadar vuruyorum ben. O zaman zorlamıyor. Pedalı bir çeviriyorsunuz akıp gidiyor. Çok hava vurmanın avantajı yolda yağ gibi akar gider ama çok fazla sarsar, rahatsız eder. Az hava vurursanız çok konforlu olur ama bu kez de yolda zor gider. Seçenek sizin. Ortasını da bulabilirsiniz. Uçlarda da kullanabilirsiniz. Tamamen karar sizin. Ortası da bunun ortalama 40. 40 falan arkadaşlar. Sivo bunu eğer benim gibi sökmüşseniz mutlaka sıkmanız lazım. Sivobun da kaçırmaması gerekir. Birazdan onun da yöntemini göstereceğim. Evet gözüküyor mu? Bakın şurada. Ben 60 demiştim ama buna 50 kullanacağım arkadaşlar. 50 kullanacağım. Evet tamamdır. Sivop kapağımız yok. Mideniz bulanmasın ama ben her zaman tükmükle kontrol ederim. Ağzına şöyle tükmüğü sürdüğünüzde kabarıkcık yapmıyorsa sivobundan da hava kaçırmıyor anlamına gelir. Hadi lastiğimizi yerine takalım. Lastiğimiz hazır. Lastiğimizi arkadaşlar geçecek olan yerleri teker mili şuraya ve şuraya geçecek şekilde, disk de frenk kleperinin şu arasına geçecek şekilde, zincirimiz de dişinin üzerine geçecek şekilde ayarlamamız gerekir. Bakın ne yaptım, zincirimi şu iki zincirin arasına, dişinin üzerine koydum. Zaten otomatikmen yerine hem bu taraftan hem frenk kleperi de bu taraftan evet oturacaktır arkadaşlar. Bu şekilde somunlarını, boşluğunu alıyoruz ve tekerin dönüşüne bakacağız. Tekeri de eğer ortalama imkanımız varsa ortalayacağız, yoksa bunun gibi eğer ayarsız tiplerse, bazıları şöyle çatallıdır, ayarlıdır. Ayarlı imkanımız varsa ortalığını ayarlayacağız. Bunun gibi ayarsızsa karşılıklı güzelce sıkacağız. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok dostlar. Evet. Bir 15 ile. Yıldız kullanırsanız her zaman anahtarlar için güzel olacaktır. Somunların kafaları yalam olmayacaktır. Dolayısıyla ben yıldız kullanmanızı öneriyorum dostlar. Yıldız anahtar. Ama yoksa da açık ağızda işinizi görecektir. Evet. Burada önemli olan husus, biz
tekere çevirdiğimizde böyle rahat dönmesi. Bu birazcık sıkıyor freni. Evet, hafiften ayarını biraz sıkı yapmıştım ben. Klepperin freni sıkmaması gerekir. Yoksa giderken sizi bu zorlayacaktır. Ben fren ayarını birazcık şöyle gevşeteyim bakayım. Fark edecek mi? Evet, biraz daha fark etti. Onun ayarıyla ilgili de bir çalışma yaparız arkadaşlar. Tekerin rahat dönmesi gerektiğini aklınızdan çıkarmayın dostlar. Evet. Bölgede bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.